Evet, gençliğin gözyaşları. Şimdi 3. ünitemizin konu testindeyiz. Denklemler ünitesinin konu testini çözeceğim arkadaşlarım. Şöyle birinci sorumuzu bir ayarlayalım ve hemen başlayalım dostlar. Bakalım ne diyormuş. Denkleminin gerçel sayılardaki çözüm kümesinin eleman sayısı kaçtır diye bir soru sormuş dostlar. Hemen bakalım ne diyor. Şurayı bir 3 tane çarpım var, 0'a eşit. Tek tek 0'a eşitliyorduk arkadaşlarım. X üzeri 4 eşittir eksi 1 olur. Bir çift kuvvet negatif sayıya eşit olmazdı, geçti. Şurayı bir 0'a eşitleyelim. X eşittir 2 gelir buradan dostlarım. O halde bu bir dursun. Şurayı 0'a eşitleyelim. X küp eşittir eksi 8 gelir. X eşittir eksi 2 çıkar. Tek kuvvet negatif sayıya eşit olabilirdi. Dolayısıyla bakın kaç tane kökü çıktı? Bir 2, bir eksi 2. 2 tane kökü var. Eleman sayısı 2'dir dedik. Şuna bakalım. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi dostlar, isterseniz şöyle yapın. Yine 0'ı deneyin mesela. Hani bu korsan yöntemi yapın. 0 yazıyorsunuz. 0 yazdığınızda sağlıyorsa tamamdır diyeceksin. Yoksa ne yapacaktık? Bu denklemi bir düzenleyeceğim ben arkadaşlarım. Bakın şurayı, şu ifadeyi 2 parantezine alsak, hatta eksi 2 parantezine alsam ben şu kısmı. Şu kısım eksi 2 parantezinde x kare eksi 4x gelecek. Yani şunun aynısı gelecek. O halde x kare eksi 4x'e a desek biz. Burası şöyle bir hal oldu. A kare eksi 2a eksi 15 eşittir 0 haline döndü. Şimdi düzenleyelim bunu. Çarpanlarına bir ayıralım. 5 ile 3'tür. Eksi 5 yapalım. Toplamları eksi 2 olsun. Demek ki a eşittir bir 5 gelecek. A eşittir bir de eksi 3 gelecek. Yani x kare eksi 4x 5 olur. X kare eksi 4x eşittir eksi 3 olur. Buradan da x kare eksi 4x eksi 5 eşittir 0'dır. Hemen burayı bir çarpanlarına ayırayım. 5'e 1 olsun burası arkadaşlarım. Eksi 5 yapalım burayı ki çarpımları eksi 5, toplamları eksi 4 oldu. Demek ki x eşittir bir 5 çıkacak. X eşittir bir de eksi 1 gelecek. Eksi 1 ile 5 olacakmış yani köklerinin içerisinde. Bakın Adana, Bursa ve Ceyhan gitti. Çünkü 5 yok onlarda. Şurayı çarpanlarına ayıralım şimdi. X kare eksi 4x artı 3 oldu burası. 3'e 1 diye ayırıyorum. Hatta eksi 3'e eksi 1 diye ayırıyorum. X eşittir bir 3 geldi. X eşittir bir de 1 çıktı. 1 ile 3 de olacak. Cevap Edirne'de mevcut arkadaşlar. Geldik 3. sorumuza. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın burada normalde ne yapacaksınız? X'i bir 0'dan küçük kabul edip şöyle x küçüktür 0 deyip bunu bir eksi çıkartacaksınız. Bir de x büyük eşit 0 deyip bir de artı çıkartıp iki farklı denklemin çözüm kümesini bulacaksınız kardeşler. Ama biz ne yapalım? Şıklarımızı tek tek yerine yazalım arkadaşlarım. Daha kolay olsun. Şimdi Adana şıkkında ne var? Eksi 8 var. Bir eksi 8'i yerine yazalım. Eksi 8'in karesi. Ne oldu bu? 64. Eksi 8 dışarıya 8 diye çıktı. Eksi 8'i yazdım. Şuradaki eksiyi buraya koydum. Bir de eksi 56 var. Eşit midir acaba 0'a? 64'ten 8 çıkınca 56. 56'dan 56 çıkınca da 0 kalıyor. Evet, tamam. Eksi 8 olacak o halde köklerimizin içerisinde. Demek ki Bursa ile Ceyhan değil cevabımız. Sonra neyi deneyelim? 7'yi deneyelim arkadaşlarım. Bakın 7 kalabalıkta. Bir de 7'yi bulmaya çalışalım. 7 yazalım. 7'nin karesi 49. Eksi 7 oldu burası. Eksi 56. Eşit midir 0'a? 49'dan 7 çıktı 42. 42'den 56 çıktı. Eksi 14 oldu. Olmaz. Eksi 14 0'a eşit değil. Demek ki 7 olmayacak köklerimin içerisinde. Aha da cevap Adana geldi bile dostlarım. Şuna bakalım. Denkleminin gerçel kökü bu denkleminin de bir kökü ise diyor. M kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Önce şu yukarıdaki denklemin bir kökünü bulalım. Yani her iki tarafın bir karesini alıyorduk hatırlarsanız köklü ifadelerde. Şöyle bir karesini alalım her iki tarafın. 4x artı 5 eşittir x kare oldu. Hadi hepsini bu sağ tarafa toplayalım. Burada 0 bırakalım. X kare eksi 4x eksi 5 oldu burası. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 5'e 1 diye ayırdım. Yani x eşittir ya 5 olacak, x eşittir ya da eksi 1 olacak. Şimdi deneyelim bunları, bir de yerine yazalım. 5 yazarsak 5 olur. 20, 25, 5 diye çıkar. Eksi 1 yazarsam 1 olur. Eksi 1'e eşit olur. Eksi 1'e eşit olmayacağından dolayı zaten geçiyoruz. 5'i yazacağız o zaman arkadaşlar. Şimdi 5'i yerine yazar. 5 bu denklemin de köküymüş. Demek ki bu denklemi de sağlıyor. O halde bu denklemde x gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5'in karesi 25 olur. 5 yazarsam eksi 5 oldu burası. Bir de içeriye dağıtalım. Eksi 5m. Eksi 5 ile 2'nin çarpımı eksi 10 artı 4m. Eşittir 0 gelecek. 25'ten 10 çıktı 15. 15 burada dursun. Eksi 5m. 4m daha eksi m. Eksi m'i de bu tarafa attım. Artı m geldi. Evet, dördüncü sorumuzun cevabı Ceyhan'mış dedik dostlar. 5 numaraya geçebiliriz gönül rahatlığıyla. Yine bir değişken değiştirme sorusudur kardeşlerim bu. Köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen ne yapacağız şimdi? Benzer gördüğümüz ifadeye a diyerek başlayacağız. Şimdi bu denklem şöyledir normalde. 2 üzeri x'in karesi. Eksi 5 çarpı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 artı 16. O halde ben 2 üzeri x görüyorum ortak. A diyorum. A dersek burası a kare. Eksi 5 ile şu 2'yi çarpalım. Eksi 10 çarpı a. Artı bir de 16 var. Eşittir 0 oldu. Şimdi 16'yı çarpanlarına ayıralım. 8 ile 2 olur arkadaşlarım. Eksi 8, eksi 2 diye ayıralım. Toplamları eksi 10'u verdi. Buradan a eşittir ya 8 çıkar, a eşittir ya da 2 çıkar. A'nın 8 olması demek 2 üzeri x'in 8 olması demektir. Yani x eşittir 3 geldi. A'nın 2 olması 2 üzeri x'in 2 olması demektir. Yani x eşittir 1 geldi. 3 ile de 1'in toplamını soruyor. 5 numaralı sorumuzun cevabı da Denizli çıktı. Şuna bakalım. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi normal durumda şöyle yapacaktım arkadaşlarım. X kareye a diyerek başlayacaktım. Hatta başladık madem yapalım. Burası a kare olur. Eksi 2a olur. Eksi 8 eşittir 0. Çarpanlarına ayırıyorum dostlarım. 4'e 2 diye ayıralım. Hatta eksi 4 olsun. Buradan a eşittir ya 4, a eşittir ya da 2 çıktı. A 4 ise x kare 4 demektir. X kare eşittir 4. X eşittir ya 2, x eşittir ya da eksi 2 gelecek kardeşlerim. Başka şuraya bir bakalım bir de. A neydi? X kare. X kare eşittir 2. X eşittir kök 2, x eşittir eksi kök 2 oldu. Bir de böyle kökleri çıktı kardeşlerim. Gerçel kökü kaçtır diye, küçük gerçel kökünü soruyor. Eksi 2'yi soruyor yani arkadaşlarım. En küçük kökümüz eksi 2. Cevabımız eksi 2. Normalde korsan yöntemle ne yapacaktım ben? En küçük şıktan başlayacaktım. Eksi 4'ü deneyecektim. Kökü oluyorsa eğer ki tamam, en küçüğü budur. Olmuyorsa eksi 2'ye geçecektim. Demek ki Bursa'da bulacakmışız doğru cevabı. Şuna geldik. Denkleminin küçük kökü kaçtır diye soruyor. Bak burada da öyle yapalım, hatta dediğimiz gibi yapalım. Eksi 5'i yazalım şuradaki a gördüğümüz yere. Şöyle olur. 2 üzeri eksi 5 yazarsam karesi 25. Eksi 5 yazdım artı 15. Eksi 12 yani 30, 40, 40'tan da 12 çıktı. 30, 28. 2 üzeri 28 alakası bile yok değil mi 1 bölü 4 ile? Geçtik. Bu zaten kökü değil. Eksi 2'ye bakıyorum şimdi. 2 üzeri ne olacak diye konuşalım. Eksi 2 yazarsam 2 üzeri 4. Eksi 2 yazdım. Artı 6. Eksi 12. Eşit midir? 1 bölü 4'e diye bakalım şimdi. 4. 6 daha 10. 10'dan 12 çıktı. Eksi 2. 2 üzeri eksi 2. Evet. 1 bölü 4 diye bulunur. Demek ki küçük kökü eksi 2'ymiş diyebilirim. 8 numaradayız. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi mecbur kökleri bulacağım burada değil mi arkadaşlarım? Tek tek bulmaya çalışalım köklerini. Bakın ne yapıyorum? Kök x denilen ifadeye a diyorum. Her iki tarafın karesini aldığımda x eşittir a kare geldi. Şimdi x yerine a kare yazıyorum. Eksi 5 çarpı a oluyor burası. Bir de artı 6 var. Eşittir 0. Çarpanlarını ayıralım. 3 ile 2, hatta eksi 3 ile eksi 2 olsun. Buradan a eşittir ya 3 gelir, a eşittir ya da 2 gelir. A neydi? Kök x. Kök x eşittir 3 ise x eşittir 9 geldi. Kök x eşittir 2 ise x eşittir karesini alıyorsun her iki tarafın, 4 geldi. Bize de neyi soruyor dostlarım? Köklerinin toplamı. 9 ile 4'ün toplamı da 13 yaptı dedik. Evet. Devamını alıyorum şimdi bunun. Konu testi 1 devam ediyor arkadaşlarım. Ne diyormuş? Denklem sistemini sağlayan x, y, z değerleri için çarpımları kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi üçlü denklem arkadaşlarım. Ne yapacağız? İkişer ikişer denklemleri alıp yok etme metodu yaparak x'i, y'yi, z'yi bulmaya çalışacağız dostlar. Şimdi şöyle bir bakıyorum denklemlere. Var mı hemen böyle bir çırpıda bulabilecekmişiz gibi geliyor mu? Şimdi vaktimiz yok, çok da uzatmak da istemiyorum. Direkt biz başlayalım arkadaşlarım. Hani bir çırpıda bulabilir miyiz diye düşündüm ama uzatmayalım orayı. Biz şu üstteki iki denklemi bir alalım bakalım. Ve bunları birbirinden çıkartalım dostlarım. X'ten x çıkarsa 0, 4y'den 2y çıkarsa 2y, 4z'den 3z çıkarsa artı z eşittir 17'den de 8'i çıkarttım, 9 geldi. Bakın bir denklem böyle bulduk bile. Şimdi bir denklem daha bulalım. Şu en alttakinden en üsttekini çıkartalım, şu ikisinden. 3x'ten x çıktı 2x, 2y'den 2y çıktı 0, z'den 3z çıktı. Eksi 2z eşittir 12'den 8 çıktı 4. Hatta bunu da 2'ye bölelim. X eksi z eşittir 2. Bakın bu da ikinci denklemimiz oldu. Şu birinci denklemimizdi. Şimdi hangi ikisini kullanmadık? Şu en alttan ikisini kullanmadık. Bir de bunu kullanalım arkadaşlarım. Bakalım oradan güzel bir şey gelecek mi? Ne gelecek? Toplarsak 4x 5z 6y'ye gelecek. Toplamları güzel değil. Çıkartalım. 2x eksi 2y 3z gelecek. O zaman biz birini yok edelim kardeşler. Şunu yapalım. Alttakini 4 ile çarparsak z'ler yok olur. Y'leri yok edelim biz. Burayı 2 ile çarpalım. Şu alttakini 2 ile çarpıyorum. Şimdi üsttekini şunu aynen yazayım. X artı 4y artı 4z eşittir 17 diyelim de şu alttakini direkt 2 ile çarpıyorum ben kardeşlerim. Ne oluyor? 6x 4y 2z eşittir 24 oldu. Şimdi üsttekinden üsttekini çıkartalım. 6x'ten x çıktı 5x. 4y'den 4y çıktı 0. 2z'den 4z çıktı eksi 2z eşittir 24'ten de 17 çıktı, 7 kaldı. Bakın x ve z'den oluşan bir denklem. Bir tane de burada vardı kardeşlerim. Şu denklemimiz de vardı. Gelin bu denklemi de buraya getirelim. Ama 2 ile çarpalım hatta bu denklemi. 2x olsun, eksi 2z olsun, eşittir 4. Şimdi çıkartalım bunları birbirinden. 5x'ten 2x çıktı, 0. Ne 0 lan? 3x. Eksi 2z'den eksi 2z çıkarsa 0, 7'den de 4 çıktı, 3 geldi diyebiliriz dostlarım ve x'i bulduk 1. Şimdi x 1 ise hemen şurada yerine yazdım, 2'yi buraya aldım, z'de eksi 1 çıktı. Tamam, z'yi de bulduk. Z eksi 1 ise bu tarafa attım 10, 2y 10, y'de 5 çıktı kardeşlerim. İşte hepsini buldum dostlar. Bize de bunların çarpımını soruyordu. Eksi 1 5 ile çarpılınca eksi 5 geldi. 9. sorumuzun cevabı. Geldik 10 numaraya. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Dostum Aynı şeydeki gibi kökler toplamını sorduğu zaman eksi b bölü a yapıyorduk ya. Üçüncü dereceden olması seni çok ilgilendirmesin. Eksi b bölü a, yani eksi 2'nin eksilisi 2. A'mız da 1, 2 bölü 1'den 2 yaptık. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru sormuş. Bakın bunu normalde şöyle çözecektik biz. 3 üzeri x'e a diyeceğiz. 3 üzeri x'in karesi, yani 9 üzeri x'e de a kare diyecektik. Normalde böyle çözecektim bu soruyu. Ama gerçel kökü kaçtır diye soruyor. X yerine 9 yazarak ya da şıkları tek tek deneyerek de bulabilirsiniz. Yani en küçük kök 2 mesela. 2 ile bir başlasak 9'un karesi 81. Eksi 7 çarpı 9 oluyor burası 63. 81'den 63 çıkınca evet 18 kalıyor. Mesela x eşittir 2'ymiş. Yani şanslıyız, direkt bulduk. Peki normalde ne yapacaktım? 9 üzeri x yerine a kare yazacaktım. Eksi 7 tane a. Eksi 18 eşittir 0 olacaktı burası. Şimdi bunu da 9'a 2 diye çarpanlarına ayıracağım. Hatta eksi 9 diyecektim. Buradan a eşittir ya 9, a eşittir ya da eksi 2 gelecek. A neydi? 3 üzeri x. 3 üzeri x eşittir 9. 3 üzeri x eşittir eksi 2 olacaktı. Bakın 3'ün kaçıncı kuvveti 9'dur? 2. kuvveti deyip böyle de bulacaktım dostlarım. Şu 12'ye bakalım. Denkleminin gerçel köklerinin toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi benzer ifadeler var arkadaşlarım. Şu x bölü x artı 1 eşittir a olsun. Bu durumda şurası a kare olur. Şurası eksi 3 çarpı a gelir. Eksi 3a. Eksi 4 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 4'e 1 diyorum buralara için. Yani a eşittir ya 4 ya da eksi 1 çıkacak. Şurayı 4'e eşitlediğimizi düşünün. 4x artı 4 eşittir x'tir. 3x eşittir eksi 4 olur. X eşittir eksi 4 bölü 3. Bak birinci kökünü bulduk. Şimdi burayı bir de neye eşitleyecektik? 1'e. 1'e eşitleyelim. X eşittir x artı 1 olur kardeşim. Yok, eksi 1'e eşitleyecektik, pardon. Eksi 1'e. X eşittir eksi x eksi 1 olur. 2x eşittir eksi 1. X eşittir eksi 1 bölü 2 geldi bir de. Eksi 1 bölü 2. Şimdi bu ikisinin toplamını soruyor. Yani eksi 1 bölü 2 ile eksi 4 bölü 3'ün toplamı nedir diye de bir soru soruyor bize. Toplayalım. Eksi 3, eksi 8 daha, eksi 11 bölü 6 geldi sorumuzun cevabı. Aşağıdakilerden hangisi denkleminin köklerinden biri değildir diye bir soru sormuş bize. Yine bunu arkadaşlarım çarpanlarına ayırarak da bulabiliriz. Şöyle bakın, aynı ifade var. Şuna a dersek, hadi bulalım hatta. A kare eksi 3a. Eksi 4 eşittir 0. Bunu eksi 4'e 1 diye ayırdım. Yani a eşittir bir 4 geldi bir de eksi 1 geldi. A neydi? X kare eksi 5 eşittir bir 4 oldu. 5'i bu tarafa attım. X kare eşittir 9. X eşittir neyin karesi 9? Ya 3'ün ya da eksi 3'ün. Yani 3 ile eksi 3 köklerinden biriymiş arkadaşlarım. Peki başka? Bir de eksi 1'e eşitleyeceğim değil mi a'yı? Yani x kare eksi 5'i bir de eksi 1'e eşitledim. O halde x kare eşittir 4 geldi. 2'nin de karesi 4'tür. Eksi 2'nin de. Bunlar da kökü oldu. Demek ki bir kökü değilmiş dedik. Denkleminin gerçel kökü kaçtır diye bir soru soruyor bize. Dostum yine şıkları deneyerek hangisi sağlıyorsa doğru cevap odur diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne yapacağım? Köklü ifadeyi bir tarafta bırakıyordum. 2'yi buraya alalım. X eksi 2 eşittir. Kök içinde 2x eksi 1 oldu. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. Buranın karesi, birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. İkincinin karesi eşittir 2x eksi 1. Karesini alınca kök kattı. Düzenleyelim. X kare eksi 6x artı 5 eşittir 0 oldu. 5'e 1, hatta eksi 5'e eksi 1 diye ayırdım. X eşittir ya 5'tir, x eşittir ya da 1'dir. Gerçel kökü hangisi var? 5 var. 5'i işaretledim dostlar. 14. sorumuzun cevabı Edirne geldi. Denkleminin diyor köklerinin çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım dostlar, köklerinin çarpımı kaç oluyormuş? Payda eşitleyeceğim burada dostlarım ben. Şöyle yapacağım. Şurayı x artı 2 ile çarpacağız. Burayı da x artı 4 ile çarpalım. X artı 5 çarpı x artı 2 olur. Eksi x çarpı x artı 4 olur. Bölü. Burası da x artı 4 çarpı x artı 2 gelir. Eşittir eksi 1 oldu dostlarım. Düzenleyelim şimdi üst tarafı. X kare artı 2x artı 5x artı 10. Buraya yapalım. Eksi x kare eksi 4x geldi burası. Bölü. Şurayı da düzenleyelim hemen. Ne oluyor? X kare artı 2x artı 4x artı 8 eşittir eksi 1 geldi. Şimdi şu x kare ile şu x kare gitti. 7x 4x çıktı. 3x kaldı. Bir de 10 var. Başka da bir şey yok zaten. 10. Böyle burayı düzenleyelim. X kare artı 6x artı 8 var. Eşittir eksi 1. İçler dışlar yapıyorum. Eksi 1 ile burayı çarparsak şurası 3x artı 10 dursun. Eksi x kare eksi 6x eksi 8 olur burası. Hepsini sol tarafa toplayalım. X kare bu artı geliyor 9x oluyor. Bu da artı geliyor 18 oluyor. Eşittir 0. Denkleminin kökler çarpımı kaçtır diye bir soru sormuştu bize. Şu ifadenin kökler çarpımını nasıl buluyorduk? C bölü A. 18 bölü 1'den 18 diyebiliriz arkadaşlarım. Hiç kökleri bulmaya gerek kalmadı. Şuna bakalım. Denkleminin kaç farklı kökü vardır diye bir soru sormuş bize. Şimdi ne yapacağız bunu? Mutlak değer olduğu için bir 1'e eşitleyeceğiz. Bir de eksi 1'e eşitleyeceğiz. 1'e eşitlersek x kare eksi 2x 1 olsa burası. 1'i de bu tarafa atalım. Eksi 8 eşittir 0 olur. Hemen buradan köklerini bulacağız arkadaşlarım. Kaç tane kökü çıkıyormuş? 4 ile 2 diye ayırsak. Eksi 4'e 2 diye ayırsam hatta. X bir 4 geliyor. Bir de eksi 2 geliyor. Yani 2 tane buradan buldum bir kere. 2 tane var kafadan. Peki. Şimdi bir de eksi 1'e eşitleyeceğim. Eksi 1'e eşitlersem ne olur? Şurada yapalım. X kare eksi 2x. Eksi 1 bu tarafa gelirse artı 1 olur. Eksi 6 eşittir 0. Bunu çarpanlarına ayıralım. Çarpanlarına ayırabiliyor muyuz? 3'e 2 yok. Çarpanlarına ayrılmıyor. Diskriminantına bakalım. Deltasına. B kare eksi 4ac'ye bakalım. B karemiz eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı a'mız 1, c'miz eksi 6. Ne yapıyor? 24. 4 daha 28. Yani delta sıfırdan büyük çıktı. Delta sıfırdan büyükse iki farklı kökü de buradan geliyor demektir. Ha, kökleri bulamıyorsunuz ama delta'dan buluruz. Yani köklü bir sayı çıkıyormuş demek ki kökleri. Delta'dan buluruz eğer istersek köklerini ama gerek yok. Kaç tane olduğunu soruyor. 2 tane de buradan çıktı. Niye? Çünkü delta sıfırdan büyük. Delta sıfırdan büyükse 2 kökü var demektir. 2 buradan, 2 de buradan geldi. 4 tane kökü varmış diyebiliyorum dostlarım. Evet, konu testi 1'i de bitirdik arkadaşlarım. Şimdi konu testi 2'yi de bir sonraki videoya bırakalım. Hadi görüşürüz dostlar.